Survivor için, Survivor'da adada kalanlar, karada kalanlar ama televizyonda hangi diziler Survivor'la birlikte kalacak diyoruz. Şöyle söyleyeyim, Çukur zaten kendi başarısını tavan yaptıran ama geçen haftaki polis olayından dolayı biraz insanların mutsuz olmasına sebep oldu. Ve ne kadar özür dilese de Çukur'a öfke duyan bir sürü halkımız var. Nasıl tamir edecekler? Etmeye çalışsalar da yavaş yavaş diziden soğumaya başladı halk. Vartolu ölmedi, ölmeyecek. Eğer Vartolu ölürse film biter, anlamı kalmaz. O yüzden coşkuyla Çukur'u seyretmeye devam edeceğiz. Survivor'a yenilmedi Çukur diyoruz. Sen anlat, Karadeniz'de kendi başarısında çok iyi noktalarda. Bu sene bitmez ama seneye veda edeceğini düşünüyorum. Çünkü onun da kendine ait bir kitlesi var ve başarılı bir dizi. Doğru takip edilirse dizi keyifli bir dizi diyorum. Evet, Mehmet Kenan İmrizalıoğlu'nun her şeye kolay kolay imza atmadığı ama her zaman başarılı dizileri imza attığı için Mehmet de yakın zamanda Survivor'a aday olacak bir dizimiz. Onu da çok başarılı buluyorum ve kendi başarısına çok büyük başarılar sağlayacağını düşünüyorum. İstanbullu gelin, yani o ayrı bir karakter, ayrı bir dizi. Onun çoluk çocuk tüm dünyada da herkes büyük tapla cuma akşamını bekliyor. Çünkü İstanbullu gelinin muhteşem bir kaynana karakteri, biliyorsunuz kayınvalide karakteri var. İpek Hanım çok değerli bir tiyatrocudur. O dizi gittiği noktaya kadar devam eder. Çünkü dizi kendi başına bir Survivor. Fenomen kitlesi çok fazla var. O yüzden İstanbul'u gelin her zaman tavan yap. Söz geçtiğimiz dönemlerde biraz aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Yazarları mazarları değişti. Yazarlar değiştiği için de otomatikman tekrar bir tavan noktasına erişecek. Yani Söz'ün yazan kitlesinin yeni bir kitleyi oluşturacağı için tekrar Survivor gibi Söz'ü Survivor'a tekrar adım adım yaklaşan bir Söz dizimiz var. O yüzden başarılı buluyorum. TRT'deki dizilerim çok kolay kolay hani final yapacağını düşünmüyorum. Deriliş Ertuğrul bu sene final yapma kararına giriş yapacak. Birçok şey TRT'deki dizilerimiz devam ediyor. Ufak tefek cinayetler biliyorsunuz ki herkes salı gününe kilitleniyor. Herkes gibi ben de kilitleniyorum. O yüzden Mert Fırat ve Gökçe Bahadır, Pelin birçok yetenekli oyuncularımız var ve seyredilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadın dizisi muhteşem. Özellikle bu ülkede birçok bu kadın dizisinin başyapıtı gibi Özge Pirinç gibi çok değerli insanların ziyan olduğu ve gerçekten çok büyük yoksulluklarla çocuklarıyla mağdur olan kadınlarımızı anlatıyor. Her kadının o diziyi seyrederken benim hayatım dediği bir rol noktası var. O yüzden kadın dizisi de gayet başarılı şekilde devam edecek. Avlu başlayacak. Avlu da tap olacak bir dizi. Boru var. Bu Boru, Börü var. Börü tap yapacak bir dizi diyorum. O yüzden Survivor'da ayakta kalan dizilerimiz savaşıyor. Survivor cephesinden ne olur? Nihat Doğan şovuna başladı maşallah, subhanallah diyorum. Acun da biliyorsunuz ki Survivor'da en son elenecekler listesinde Nihat Doğan var. Çünkü Survivor'ın şarlatanı, şovu, her şey Nihat Doğan olduğu için Turabi, ben hedeflediğim Turabi'yi yakalayamadım. Başarısız buluyorum. Yani o ilk dönemlerdeki o hırslı kişi gitmiş, yerine kişilik problemi olmuş bir Turabi geldi. Kızların da başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu sefer gönüllülerden bir kız kazanacağını söyleyebilirim. Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisi de kendi çapında devam edecek ama dizi oyuncuları da sıkıldı, dizi yönetmenleri de sıkıldı. Aslında bir yandan final yapalım, bir yandan para arasında sıkıştı kaldılar. Bence final yapmalı diye düşünüyorum. Evet, bu haftalık dizi formatımız da bitti. Haftaya inşallah Survivor'a geçecek dizilerle karşı karşıya kalırız. Survivor'da Survivor'a yenilmeyen dizileri de izleyin, takip edin, fenomen olarak devam edin, sevgiyle kalın.